İlk zorluk, bu kadar acımasız bir ortamda çalışabilmek. Burada sıcaklık güneşe dönükken 275 dereceye yükselip, gölgedeyken eksi 275 dereceye düşebiliyor. Görüntü alıyoruz. NASA astronotu Randy Bresnik, içine soğuk sıvı pompalanan bir uzay giysisinin uzay yürüyüşçüsüne nasıl fayda sağladığını açıklıyor. Sıvı soğutuculu giysi bu gördüğünüz üzerinde tüpler olan ve ağ gibi görünen tulumdur. Bütün giysi boyunca sirkülasyon yapan suyu soğutan birkaç yüz metre uzunluğunda tüp var. Bunu ayarlayıp vücut ısınızı değiştirebiliyorsunuz. Dışarısı eksi 275 dereceyken ısıyı artırıp sıcak kalabiliyor ve artı 275 dereceyken soğutucuyu açıp kapatabiliyorsunuz. Yani dışarıdayken işinizi yapabilmeniz için bu giysinin kendi başına bir uzay aracı olması gerekiyor. Eski uzay giysilerinde kozmonotu ve solunum oksijeni serinleten sıvı ve sistemlerini çalıştıran elektrik, uzun bir kordonla uzay istasyonundan uzay giysisine gönderiliyordu. Ama bu kordon, biri inşa eden kozmonotlara bir sorun teşkil ediyor. Sadece istasyonun çevresindeki hareket kabiliyetlerini sınırlamakla kalmıyor, aynı zamanda eğer yarılır ya da sızıntı yaparsa, kozmonot için bir felaket doğurabiliyor. Bu sorunu çözmek için Rus tasarımcılar kordonu kaldırıyor. Onun yerine taşınabilir bir sırt çantası yerleştiriyorlar. İçinde dosdoğru uzay giysisini besleyen oksijen tankları, aküler, ısıtıcı ve soğutucu sıvılar bulunuyor. Tasarımcılar biri arıza yaparsa diye her cihazdan iki tane yerleştiriyor. Kozmonot göğsündeki kontrol panelini görebilecek kadar başına eğemiyor. Bu yüzden tasarımcılar giysisine bir ayna yerleştiriyor. Bu şekilde kozmonotlar Mir'i engellenmeden inşa edebiliyor. Artan hareket kabiliyetlerine rağmen uzay istasyonunu tamamlamaları 10 yıllarını alıyor. Ama yeni uzay giysisi neredeyse her türlü şekil ve boyuttaki yapıyı uzayda inşa etmeyi çok daha kolay kılıyor.